Editör'ün gündemiyle bugün yeniden karşınızdayız. Evet, bugün ölümünün 4. yıl dönümünde edebiyatımıza büyük katkıları olan edebiyatçı, araştırmacı, şair Halit Feda'yı anacağız. Bununla ilgili de stüdyomuzda kızı bizimle birlikte sevgili İley Feda'yı Taşkın'la bu konuyu tartışacağız, babasını konuşacağız, neler yaşadılar hayatları boyunca. Ancak güne dönmek istiyorum öncesinde. Ben bugün hızlı bir gündemimiz vardı biliyorsunuz. Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeni Doğuş Partisi hükümeti bugün istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sundu. Evet, Başbakan Ersan Saner'in istifasının ardından bir açıklama geldi az önce. Saat 14.30 itibariyle Cumhuriyet Meclisi'nde Ulusal Birlik Partisi Meclis Grubu'nun toplanacağını ve bu toplantının ardından da basına bir açıklama yapılacağı basınla paylaşıldı. Bu açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması halinde, programımıza denk gelmesi halinde bunları da sizlerle aktaracağız. Evet, biz yeniden konumuza dönelim. Hem Lefkeli oluşu hem Bölgeli oluşu benim için önemli bugün. Hoş geldiniz İlay Hanım. Hoş bulduk. Çok evet, teşekkür ediyorum. Sevgili babanız Halit Feda'yı anacağız bugün. Gerçekten edebiyatımıza önemli katkıları, araştırmalarıyla aslında Türk tarihi edebiyatına büyük katkılar olan, kültürüne katkılar olan bir birey. Bu ölüm yıl dönümünde öncelikle açılışta babanızı nasıl anmak istersiniz onu sorayım size. Ben her şeyden önce babamın önünde saygıyla eğilerek açmak istiyorum. Çünkü Halit Feda'yı bir kere beni buraya davet etmeniz benim için çok anlamlı. Çünkü babamın burada çok büyük hizmetleri evet, var. Evet. Hatta Bayrak Radyo Televizyonu'nun kuruluş aşamasında ekibiyle birlikte ilk kurucu müdürüydü. Küçücük bir derme çatma barakadan oluşan bir hangar gibi bir yerde Bayrak Televizyonu'nu kurdular ve bugün bu hale geldi. Onun için çok mutluyum. Halit Feda'yı bugün hayatta olsaydı 91. yaşını kutluyor olacaktık ve o hala daha bu yaşına rağmen ülkesine eserler kazandırmak, kendinden öncekileri gün yüzüne çıkarmak, öğrenciler yetiştirmekle uğraşıyor olacaktı. Gerçekten son nefesine kadar aslında çalışan, evet, topluma katkı koyan bir bireyimdi. Şimdi bu edebiyatımızda aslında birçok eser bırakmış bir kişiydi. Bu araştırmalarını nasıl yapardı? Çünkü sonradan da Türkoloji okudu aslında. Kendini geliştirmekle, bildiriler sunmakla birdi. Çalışmalarını neye göre belirlerdi? Rotasını nasıl belirlerdi babanız? Şimdi şöyle söyleyeyim. Babam 1953 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü'nden mezun oldu. Türkçe eğitimi alarak bir Türkiye sevdalısı ve Kıbrıs aşığıydı. Ondan sonra da 1956-60 yılları arasında da Türkolojiye gitti ve çok önemli ustaların öğrencisi olarak araştırma yapmak üzere Kıbrıs'a döndü. Ancak o dönemlerde 1960-63 yıllarda olaylar olunca kendini askeri kanat altında buldu ve 83 yılına kadar Bayrak Radyosu'nda görev yaptı. Esas mesleği olan araştırma yazılarına ise 1985'ten sonra yapmaya başladı. O döneme kadar birçok eski eser gün yüzüne çıkmamış yazıları, belgeleri, gazeteleri, kitapları toplayarak arşivinde biriktirdi. 85 yılına geldikten sonra artık zamanı kalmadığını, esas mesleğine dönmesi gerektiğine inanarak 88 yılında, 58 yaşında kendi isteğiyle emekli oldu. Ve bu tarihten sonra da artık Kıbrıs Türk Edebiyatı'na hizmet eden kendinden önceki insanlar, eserler tek tek gün yüzüne çıkarmaya başladı. En eskiden ve en önemlilerden başlayarak çalışıyordu. Aylarca, yıllarca sürüyordu çalışmaları. Bir kelime üzerinde koza, İpek Böceği'nin koza ördüğü gibi. Çünkü eski el yazısını okumak çok zor bildiğim evet, kadarıyla ve çok özel bir yetenek isterdi. O kelimeleri inanılmaz bir titizlikle çalışırdı.
Hani böyle bir çalışma ve disipline, disiplin anlayışı vardı. Gerçekten çok disiplinli ve hiç hata kabul etmeyen bir kişiliği vardı Selda Hanım. Evet, aslında bizim Beret olarak da dediğiniz gibi çok önemli katkıları olduğu bizim kurumumuzda da bu açıdan da kendisini anmak bizim için büyük önem taşıyor aslında. Lefke Sancak Radyosu'nun kurulmasında orada da katkısı olan birisi. Tabii. O yıllarda anlattıklarından anımsadıklarınız var mıdır bizimle paylaşabilecekleriniz? Ben o zamanlar çok küçüktüm. Çünkü ben 63 doğumluyum. Babama 63'te Lefke Sancağı'nda görev verildi ve 68'e kadar Lefke'de Sancak'ta çalıştı ve Lefke Sancak radyosunu kurdu. 68'e kadar da bu görevi sürdürdü. Ben çok fazla anlatamam onları çünkü babamı zaten görmüyorduk. Hani bizim çocukluğumuz gerçekten babamı görmemekle geçti çünkü o sürekli çalışıyordu. 68'li 69 yıllarında biz Lefkoşa'ya taşındık ve babam o dönemlerde Eğitim Bakanlığı yani müfettişlik görevine dönmek istese de Bayrak Radyosu'na geçirdiler kendilerini. Ondan sonraki olayları çok daha rahat hatırlıyor. Evet, orada da bir program müdürlüğü yaptı yanlış hatırlamıyorsam. Sonra da idari amiri. Evet, bu yıllarda gerçekten bizim için önemli bir değere sahip kendisi. Bizim kurumumuzun bu noktalara gelmesinde atılan temellerden birinin harcını da o koydu diyebiliriz aslında kendisi. O yüzden de bizim için değerli. Acaba bir haberci olarak da baktığımızda edebiyatla ilgili, Türkçenin kullanılmasıyla ilgili, çevirileriyle de ilgili inanılmaz katkıları olduğunu görebiliyoruz. Ve gazetede de yıllarca köşe yazılarında bunu irdeledi aslında Kıbrıs Gazetesi'nde. Bunu da atlamamak gerekir diye düşünüyorum ben. Doğru. Şimdi şunu söyleyeyim. Aslında babamın bu edebiyata, şiire, araştırmaya merakı aileden geliyor. Kelimelerle ustalıkla oynaması da aileden geliyor. Çünkü babam hep bazı özel kabiliyetlerin, yeteneklerin aileden aileye taşındığına inanırdı. Evet. Büyük dedesi, babasının büyük dedesi Mabeyinde Hasan Tahsin Paşa katiplerinden Battal Ağa adıyla ün salmış Hasan Fedai Efendi şiirleriyle ve güçlü kalemiyle bilinen bir insandı. Ve yine babamın arşivinden edindiğim bilgiye göre 6 ayını Kıbrıs Lefke'de, 6 ayını da İstanbul'da geçirirmiş. Babamın güçlü kalemi, edebiyata, şiire, kelimelerle ustalıklı oynama yeteneği zannedersem Battal Ağa Hasan Fedai Efendi'den köklerden gelmişti. Eğitime olan, kitaplara olan merakı da dayısı filozof olarak anılan Necmi Sagıp Bodamyalızade'ye dayanır. Necmi dayı babamı çok severmiş ve Necmi dayı kitaplara olan düşkünlüğüyle bilinen bir kişiydi. İlk Kıbrıs'ta Shakespeare okulunu kurmuş ve orada karışık kız ve erkek öğrenciler yetiştirmiş. Hatta Kıbrıs'ın ilk kadın öğretmenleri de Shakespeare okulundan mezun olduğu söyleniyordu. İşte babam da kitaplara olan, edebiyata olan merakı Necmi Sagıp Bodamyalızade'den, büyük dayısından gelmiştir. İnanılmaz kitap sevgisi vardı ve inanılmaz edebiyat sevgisi vardı babamın. Evet, aslında eminim ki büyük bir de kütüphaneye sahipti. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz şu anda onun eserlerini? Babam kütüphanesini ve arşivini bana emanet etti. Bunun nedeni de ben babamın bir nevi sekreteriydim ve bütün yazdığı işte tebliğlerdir, yazılardır, haberleşmelerdir hep benim kanalımla oluyordu. Elektrik ortamda ben onları yazıya çeviriyordum. Vefat etmezden önce sahip çıkacaksın dedi ve bana emanet etti. Şimdi büyük gerçekten bir sorumluluk. Çok büyük bir sorumluluk. Babamı kaybetmeyi kolay kolay kabullenmemekle beraber bu ağır yükün altında da gerçekten çok bocaladım. Babamın hala daha
benimle birlikte, yani bizim evde kalıyordu. Odasındaki kitapların hiçbir şeyine dokunmuyorum, dokunamıyorum. Çünkü onlar onun için çok değerliydi. En ufacık bir not yazısını dahi kesinlikle büyük bir titizlikle saklıyorum. Vakfını kurmaya çalışıyorum Selda Hanım. Bu çok Kıbrıs, güzel bir haber. Halit Feda'yı Kıbrıs Türk Kültürü Vakfı'nı kurma çalışmalarım 2 sene öncesine dayanır başladı. Ancak pandemiden dolayı, bir de Kıbrıs'ta biliyorsunuz bazı işler ağır ağır ne yazık ilerliyor. Ki öyle bir şeyimiz var. Vakfını kurup, arşivi bende koruma altındadır. Bütün kitapları bende koruma altındadır. Ağır ağır onları o vakıfla beraber kütüphanesini ve araştırmalarını genç nesillere aktarmak istiyorum. Çünkü babam Kıbrıs Türk edebiyatını, Kıbrıs Türk edebiyatına kendinden önce katkı koyan insanları gün yüzüne çıkarırken öğrencilerini ve arkadaşlarını da buna teşvik etmiş ve kendi kaynaklarını onlara büyük bir zevkle açmıştır. Ve biliyorum ki arşivinin ve yaptığı çalışmaların devam etmesini istiyordu. Bunu başarırsam ve dilerim ülkemizde de bu anlamda yetkililerden destek alırım ve vakfını kurarak, arşivini, kütüphanesini oluşturarak araştırma yapmak isteyen tüm genç nesillere ve araştırmacılara açarım. Evet. En büyük arzum o. Ve bir de şunu yapıyorum. Yayıma hazır birçok eser bıraktı. Öyle mi? Birçok eseri vardı. 2-3 tanesini vefatından sonra yayınladım. Tabii ben onları yaymadım, tutuyorum. Çünkü vakfın malı olsun istiyorum. Bir de 2 tane bildiri kitabı yayınlamıştı babam. Bildiriler 1, Bildiriler 2 ve Makaleler diye. Ben o tarihten sonra birçok makalesi, birçok ülkeye giderek değerli araştırmalarda bulundu. Onları da kitaplaştırıyorum. Çünkü en büyük isteği de onların da bir kitap halinde yayınlanması. Babam gibi ben de 58 yaşında emekli oldum 2 ay önce. Hayırlı olsun. Birazcık benzerliğimiz var bu konuda. Babam 58 yaşından sonra esas mesleğine, arşivine döndü. Ben de 58 yaşından sonra babamın bıraktıklarını hayata döndürmek için onun ilk etapta tebliğlerini bir kitapta, hatta 1-2 kitap olacak sanıyorum. Onları derlemeye çalışıyorum ve yine inşallah vakfın kurulmasıyla vakfın yayını olarak araştırmacılara bunları sunacaksınız. Sunacağım, evet. Hedefimiz var mıdır? Ne zamana kadar? Yani yıl sonuna kadar bunu kurma şansımız olur mu? Yoksa evet, şimdi, süreç daha devam ediyor. Avukatım senedi hazırladı. Tabii dediğim gibi araya pandemi girdiği evet. için ilerletemedik. Birazcık da ben sanıyorum ağır davrandım. Hedefim bu senenin sonuna kadar bu vakfı kurmak ve arkasından da gerekli çalışmaları yapmak. Yer arıyorum aslında. Yani babamın kütüphanesini oluşturacak ve bu vakfı kuracak bir bina arıyorum. Lefkoşa'da olmasını ilk etapta düşündüm ama o Lefke'yi çok sevdiği için, Lefke onun hayatında, doğum yeri olan Lefke onun hayatında çok önemli yer olduğu için babaannemden kalan eve bu vakfı kurmak istiyorum ve belki o vakfı babaannemin evini bu vakfın kullanımına sunarak orada. Aslında ben birazcık sözü Lefke'ye getirmek istiyordum. Şimdi hep şimdi Lefke'li olunca birazcık insan çekiyor böyle, evet, kan çeker derler, evet, ya. Yani bu kesinlikle. Noktada aslında Lefke bir kasaba. Evet. Yani her zaman için ben arkadaşlarla da böyle espri konusu olur derim. Siz köyde kalırsınız, ben kasabalıyım. Her zaman için bir kasaba olmuştur Lefke. Evet. Ve yani çok değerli de Osmanlı eserleri var orada. Kesinlikle. Aslında. Çoğu insan bilmez ama kesinlikle. İnanılmaz o konaklar, Osmanlı'dan kalan yapılar gerçekten. Evet. Yıkılmaya yüz tutmuş. Bunlara sahip çıkmamız gerekiyor ve ben üzülüyorum. O bazı binaları yıkılmak üzere olan binaların. Bir an önce onların restore edilmesi gerektiğini de düşünüyorum aslında. Selda Hanım, bu konuda çok haklısınız. Çünkü babamın, dedesinin evi, Ayşe teyzemizin Ahmet Paşa Konağı olarak bulunan bina,
iki kardeşin karşılıklı binası çok önemli binadır ve babamın çok değer verdiği binadır. Ama o kadar çok mirasçı işin içerisine girdi ki babam çok uğraştı. Onun devlete malı olması, işte restore edilmesi, bir kültür evi olması için çok uğraştı ama maalesef başaramadık. Ondan sonra ben denedim. Ama maalesef üzülüyorum. Keşke devlet bu gibi mallara sahip çıksa, restore etse ve dediğiniz gibi bu Osmanlı eserleri kurtarabilse. Yani inşallah bunu başarırız. Gerçekten ben üzülüyorum yani. Yani en büyük hayaliydi babamın oranın restore edilmesi ve bir kültür evi, haline getirilmesi. Ve babamın birçok yazısı vardır o konuda. Gelin bu evi alın, kültür evi haline getirin. Lefke yaşasın, Lefke büyüsün. Çünkü gerçekten Lefke kasabası onun hayatında çok çok önemliydi. Mal getirisi olarak ya da maddi getiri olarak değil, manevi getiri olarak babam bunun hayata geçmesini istemişti. Ama maalesef bugüne kadar başaramadık. Umarım yıkılmadan. Çünkü çok zor, çok kötü durumdadır Ahmet Paşa Konağı. Umarım yani devlet bu konuda bazı adımlar atar, eski eserler bazı adımlar atar ve o mal yıkılmaktan kurtulur. Bu konuda sizin girişimleriniz var mı? Yani bu çalışılıyor mu bu konuyla ilgili? Yani ben girişim başlattım. Bazı mirasçı yeğenlerimle, akrabalarımla konuştum. Herkes, yani benim konuştuklarım taraftar ama bir şekilde olmadı. Yani kişilerin kendi başına yapabileceği bir şey değil. Çünkü dediğim gibi çok fazla mirasçı var. Çok fazla mirasçı var. Yani bunun devletin bu tür binalara, bu tür kültür hazinelerine el atıp yardım etmesi yardım gerekir. Etmesi restore lazım. Aslında bu konuda gerekir. Gerçekten evet, toplum yararına olan şeyleri belki de aracılık yapıp da bu konuyla ilgili bir çözüm üretilmesi gerekecek. Evet. Evet, keşke. Yani çok arzum olurdu ve o zaman da şunu yapardık. Yani şu an sizinle konuşuyorum. Babaannemin evini vakıf olarak kurardık. Çünkü babam şunu isterdi. Hem kültürün kendinden öncekilerin gün yüzüne çıkarılıp kişilerin, öğrencilerin, genç nesillerin bunu tanıması, Kıbrıs Türk kültürünü yurt dışında tanıtarak birçok ülkede tanıtmak ki bunu başardı. Çok çok fazla yerde gerçekten onun için anma törenleri düzenleniyor ve büyük saygı görüyor. Bir özelliği daha vardı, bir isteği daha vardı babamın. Kız öğrenciler. Kız öğrencilerin okunmasını isterdi, çok önem verirdi. Çünkü kültürlü, iyi yetişmiş kültürlü bireylerin kültürlü annelerden, yetişmiş annelerden, annelerin etkisiyle ortaya çıkar diyordu. Ve ben hep hayal kuruyorum. Belki babamın hayalini bildiğim için onu gerçekleştirmeye çalışırım. Bu vakfı kurarsam, kurmayı başarırsam genç kız öğrencilere el uzatıp onları belki de okutmaya, onların okumasına, üniversiteyi bitirmesine destek vermeye çalışırız. Ve bu kültür evi de belki bu anlamda o daha kız öğrencilerin... Daha anlamlı olur aslında. Tabii yani Kıbrıs'ın, Kıbrıs'ta yetişen bu önemli maddi durumu çok iyi olmayan ama süper zekaya sahip, bu ülkeye çok hizmet verecek öğrencilerimizin, kız öğrencilerimizin yetişmesine neden olur. Umarım başarırız. Kadar önemli bir noktaya değindiniz aslında. Bu toplumda bizler de haberciler olarak çok fazla bir bildirim alıyoruz. Okumak isteyen gençlerimizin bir destek arayışına ihtiyaçları olduğuyla ilgili. Ki bu dönemde ekonomik olarak da gerçekleri herkes zor durumda aslında. Bir el uzatılmasına ihtiyaç var her zaman için. Çünkü ben şeyi de biliyorum Selda Hanım. Babam işte Lefke Avrupa Üniversitesi'nde, GİME, Amerikan Üniversitesi, en sonunda Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde son artık son zamanına kadar, son 9 ay öncesine kadar ders verdi. Ve orada kimseye söylemediği, sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak değil, bizden bile, yani ben mesajlarını yazdığım için zaman zaman biliyorum ama bunu hiç dile getirmezdi. İhtiyacı olan tüm öğrencilere, özellikle kız öğrencilere her türlü maddi manevi desteği yapardı.
Ve bunu zevkle, hiç beklemeden, hele eğitimle ilgili, araştırmayla ilgili olsa hiç kimseye söylemeden, hatta kızların kendisini görmesine bile ya da bilmesini istemezdi onun yardımcı olduğunu. Her türlü yardımı yapar, onların bir şekilde mezun olmalar için maddi manevi katkı koyardı. Hatta Selda Hanım, hastalık kendini ağır ağır yenmeye başladığı zaman, hiç unutmuyorum, kendi kendini yemeye başlamıştı. Bir gün dedim, baba ne oluyor? Yani senin bir sıkıntın var, bir derdin var. Kızım dedi, o çocuklar dedi, ulaştıramıyorum. Dedim, baba neyi? Ya bana ihtiyaçları var. O çocuklar eğer onlara bir şekilde maddi kaynaklarımı ulaştıramasam çok zor durumda kalacaklar. Ve o zaman tamam baba dedim, biz elimizden geleni yaparız. Adını taşıyan torununu çok severdi Halid'i. Onu çağırdı, dedi, dedeciğim bak şunları şuraya, şunları şuraya, şunları şuraya, bu zarfları yetiştirir misin? Dedi, baba, oğlum da tamam dedeciğim dedi ve o zarfları yetiştirdiğinde o yüzündeki gördüğü mutluluğu inanamazsınız. Yani o sorumluluğu taşıdı hasta yatağında bile, evet. Onları düşündü, evet. Yani öğrencilerin. Vefat ettikten sonra benim de bilmediğim, ki dediğim gibi en yakın bendim kendisine, benim de bilmediğim o kadar çok kişi bana gelip babamın kendilerine yaptıklarını anlattılar ki, inanın onun kızı olmaktan belki de 100 kat daha fazla mutlu oldum. Yani ne kadar önemli, bakın, evet. Hiç bilmeden yani, evet. Önemli olan da bu derler ya, ya bir yardımı yaparken bunun reklamını yapmadan gönülden, kesinlikle, yapmak, kesinlikle. Doğru yerde yapmak, nereye gideceğini iyi bilip de, evet. Yani sonuçta o öğrenciler mezun olduklarında ne kadar, bak, vefat ettiğinde size gelip o minnettarlıklarını ifade etmişler. Kesinlikle. Ve ben en büyük, dediğim gibi, hayalimdi. Tabii ki bunu ortaya koymak için, inanın, babamın vefatından sonra çok büyük bocalamalar yaşadım. Yani önce annem, babamı hayata döndürmek için uğraştım, hayata döndürdüm. Onu kaybetmek istemedim. Ama onu kaybedince de çok büyük bir boşluğa, hayatınıza bir boşluk, düştüm. Ve oturdum, onun için ne yapabilirim? Babam şunu söylerdi. Kızım derdi, Kıbrıs'taki insanlar evdeki erkekler öldüğü zaman ilk yaptıkları iş kitaplarını kapının önüne koyup yakmaktı. Bunu birçok yerde de anlatırdı. Ben de dedim, baba mesajı aldım. Merak etme, senin kitabının bir teline dokandırmam. Güzel bir arşivimiz var. Gerçekten çok güzel derlenmiş, gazetelerinden tutun, el yazmalarından tutun. Çok güzel bir arşivimiz var ve ben bu arşivin kapalı kapılar arasında kalmasını istemiyorum. Tabii birçok kişi bana Halit Fedai'nin arşivi işte satılık mı, devreder misiniz gibi sorular da sordular. Hayır, kesinlikle Halit Fedai'nin arşivi ne satılıktır, ne hibedir, ne de bir yere verilmektir. Halit Fedai'nin arşivi Kıbrıs Türk toplumuna aittir. Onun bıraktığı miras bütün Türk toplumuna, evet, ait olduğu için ben bana emanetini genç nesillere açıp hazırladığı, belki 40 küsür kitabını yeniden basarak, bıraktığı tebliğleri yeniden basarak, onların getireceği getirisiyle, vakfın getireceği bağışlarla onun istediği gibi öğrenciler yetiştirmektir tek amacım. Çünkü o kitaplar, o araştırmalar, evet, kapalı kapılar arasında kalmamalı. Ama kalmazken de korunmalı. İllaki korunmalı. İşte, babanız sadece Kıbrıs Türk kültürüyle değil, Türk dünyasıyla ilgili, evet, araştırmalar vardı. Türk, evet, soyuda da kendisiyle ilgili ödüller de, yanlış hatırlamıyorsam, evet, verildi. Yani bu sadece Kıbrıs Türküyle ilgili adada kalmadı. Türklükle, evet, ilgili, Türk dünyasıyla ilgili araştırmalara imza attı Halit Bey. Ve bu konuda bize eserler bıraktı. Bu manada çok değerli. Çok haklısınız Selda Hanım. Çünkü babam Türk halkının gönül birliğine, birlikteliğine, kardeşliğine inanır. Ve her fırsatta buna vurgu yapardı. Kendinden önceki Kıbrıs Türk edebiyatına hizmet veren değerleri gün yüzüne çıkarıp genç nesillere aktardığı gibi, bunu Türkiye devletlerde de, evet, birçok ülkede de tebliğlerle sunmuş ve oralarda da araştırmalar yapıp oradaki
değerlerle, eserlerle bizim eserlerimizi karşılaştırmıştır ve bu anlamda Türksoy 2017 yılında Türk dili konuşan ülkelerin değerlerini anmaya, onlarla ilgili toplantılar düzenlenmeye başladılar. 4 Mart 2020 tarihinde Türk dünyasında öncüler kapsamına babam Halit Feda'yı da alarak Ankara'da Türksoy'da çok muazzam bir onun adına etkinlik düzenledi. Ben de kızı Hasebi ile o etkinlikte konuşmacı olarak davet edildim. Orada inanın bana hala daha gözümün önüne gelirken çok duygulanırım. Babamın Türk dünyasında çok sevildiğini biliyordum ama bu kadar sevildiğini ben bile tahmin edemezdim. Türksoy'un genel sekreteri Sayın Düsen Kasayinov'un başkanlığında bizim Büyükelçimiz Sayın Kemal Köprülü'nün de katılımıyla Moldova Cumhuriyeti Büyükelçisi Dimitri Kroitor'un ve bütün Türk dünyasının Türkiye'deki ve Türk dünyadaki öncülerin katıldığı çok muazzam bir etkinlikle onu andılar. Ve Kıbrıs Türk Edebiyatı'na bu kadar değer veren Halit Feda'yı'nın unutulmaması gerektiğine vurgu yaptılar. Ve ölümünden sonra Azerbaycan başta olmak üzere birçok ülkede hala daha onun için etkinlikler düzenleniyor. Yazıları dergilerde yayınlanıyor. Kosova'da Prizren'de geçen gün Türkçem dergisinin 250. sayısında benden bir şiirini istediler. İzin verdim, onu yayınladılar. Ve onunla ilgili artık, yani eskiden babam kendinden öncekilerle ilgili bildiriler sunarken artık oralarda Halit Feda'yı ile ilgili bildiriler sunulmaya başlandı. Bu da benim için çok büyük bir onurdur, inanın bana. Gerçekten çok büyük bir önemi var. Aslında şiire gelmişken birazcık şey yapalım. Çünkü bir de şair yanı vardı Sayın Hocamızın. Evet. Yani bu yönde de şiirler bıraktı bizlere. Aslında hem bir araştırmacı hem de iyi bir şair. Babam sürekli şiir okuyan bir insandı. Ben onun şiirleriyle, okuduğu şiirlerle büyüdüm. Çünkü evde sürekli kendi kendine şiir okuyan bir insandı. Benim çocukluğumdan onu kaybedişim yaşa kadar. Şiirlerini yazar, düzeltir, beğenmezdi, tekrar yazardı. Ve Koza adlı şiir kitabında en sevdiği şiirleri, bir döneme kadar olan en sevdiği şiirleri yayınladı. Gittiği toplantılarda özellikle şiir gecelerine davet edilir ve oralarda çok güzel şiirler okurdu. Umarım programın sonunda onun çok sevdiğim bir şiiri tabii ki, var. Yani, ben de onu isterseniz okuyarak da devam edebiliriz. Bu şiirlerinin bu Koza kitabından mıdır bunu okuyacağımız? Hayır, bu Koza kitabından sonra yazdı. Yani Koza kitabına koymadığı bir şiiriydi babanın. 2007 yılında Üsküp'te yazdığı bir şiiriydi. Bu şiir Türksoy'da Aşık Selahattin Dündar tarafından bestelenerek orada icra edildi. Türkçemin Kosova'da Prizren'de çıkan Türkçemin 250. sayısında da yayımlandı geçen gün. Türksoy'un bu elimdeki onunla ilgili broşür kitabında da yer aldı. Türk dünyasının öncüleri, evet. 17'de, evet. Halit Feda'yı ne kadar, evet, önemli bir şey. Dinleyelim isterseniz, yani bu şiirini hemen yeri geldi aktaralım. Ben babamın şiirini ilk kez kendim dışında böyle bir ortamda okuyorum. Tabii babamdan özür dileyerek, çünkü onun okuması gibi mümkün değil, okuyamam. Kıbrıs'ın evlatları destanca, çetin yollar aşarak bugünlere gelindi. Yurt sevgisi, özgürlük simgemiz dizim dizim. Uğruna canı koyduk, kıymetimiz bilindi. Yeşilada, can gülü, vatanımız var bizim. Kara bulut sarmıştı başımızı ansızın. Ses çıkarmaz olmuştu kırık telleri sazın.
soğuk kış yıldırmadı ne de sıcağı yazın. Yeşilada can gülü vatanımız var bizim. Özgürlüğün türküsü Toroslara yansıdı. Anlı şanlı destandı düpedüz bunun adı. Üstümüze gerili anka kuşun kanadı. Yeşilada can gülü vatanımız var bizim. Kıbrıs'ın evlatları canlarını adadı. Onlar birer kahraman, bilinmez bile adı. Yad eller uzak dursun, budur asıl maksadı. Yeşilada can gülü vatanımız var bizim. Anadolu'nun kalesi Akdeniz'de, güneyde. Sazda oyun havası ve mahur besteneydi. Hep namımız söylenir her mecliste, her meyde. Yeşilada can gülü vatanımız var bizim. Uzun söze gerek yok. Haridağ özün söyler. Bahar söyler, yaz söyler, arada güzün söyler. Yalan bilmez, saptırmaz, daima düzün söyler. Yeşilada can gülü vatanımız var bizim. Ne kadar içten yazılmış gerçekten. Vatan, evet, vatan sevdası. Evet, çok büyüktü yani. Babamın gerçekten Kıbrıs'a düşkünlüğü, vatanına düşkünlüğü inanılmaz boyutlardaydı. Peki bu noktada aslında torunlarının da olduğunu biliyoruz. Onun yolunda ilerleyen var mı? Böyle bir ilgi duyuyorlar mı onlar da edebiyata, sanata, şiire? Abimin kızı Amerika'da yaşıyor. O sanat alanında başarılı bir çocuk ama sanat alanında ilerlemedi. Ama benim oğlum ismini taşıyan Harid'im babamın alanında değil ama sanat alanında başka bir alanda ilerliyor ve eminim dedesi gibi o da tanınan bir kişi olacak. Oğlum görsel sanatlar mezunu ve lighting artist olarak, bilgisayar oyunu ışıklandırma sanatçısı olarak kendini geliştirdi. Şu an İstanbul'da. Amerika ve İngiltere gibi büyük şirketlerin oyunlarının sinematiklerini ışıklandırma ve çevre tasarımı yapıyor. Ve yakınlarda yurt dışına gidecek. Büyük firmalardan bu anlamda kendisine teklifler var. Onları değerlendiriyor. Gerçekten Türkiye'de, İstanbul'da çok güzel bir ada sahip oldu. Eminim birkaç sene sonra o da adını dedesi gibi duyuracaktır. Zaten internete yazıldığı zaman Halit Feda'yı, Halit Taşkın diye karşılıklı çıkıyorlar. Hani evet. Dede yolunda dededen gelen etkiler onda da var. Aslında bir dönüşüm görüyoruz aslında dünden bugüne. Sayın Halit Feda'yı'nın sanatçı yönü, edebiyat araştırması derken torun da aslında teknolojinin dönüşümüyle bir sanat yönünü bu şekilde gösteriyor. Evet. Bu bizim hep tartıştığımız son dönemlerdeki konuştuğumuz konulardan da birisi aslında. İşte dünden bugüne dönüşümü, teknolojinin dönüşümüyle yani bizim sanatçı ve mesleklerin dönüşümünü ihtiyaca göre o insanın içerisindeki yaratıcı ruhun çıkması. Önemli. Bir yaratıcılık çok önemli. Bu ülkede aslında siz de bir sanatçısınız. Sanatçı derken edebiyatçısınız. İllaki babanızdan kalan o yönünüz var. Bir eğitimci olarak da baktığınızda gençlerde bu araştırma ruhu, yaratıcılık ne kadar var bizim toplumumuzda? Yani bir umut ışığı var mı? Bence umut ışığı var. Gencimiz çünkü, var aslında. Evet, gençlerimiz gerçekten bu anlamda kendilerini aşmak için uğraş veriyorlar. Tabii Kıbrıs ambargolar içerisinde uzun süre kapalı kaldı. Bizim dışa açılmamız çok daha zaman istedi. Ama ben gençlerimizden umutluyum. Çünkü o kadar güzel, o kadar başarılı gençler yetiştiriyoruz ki eminim babamların bıraktığı yolda bu anlamda çok daha başarılı gençler olacaktır. Yani onların arkasından gelen gençlerimiz var. Kesinlikle gerçekten. Var. Tabii bizlerin onlara destek olması lazım. Onlara yön göstermesi lazım.
hep okuduğumuz, internette okuduğumuz aslında birazcık da gençlere destek bekliyorlar. Özellikle hükümet, yönetici, devlet büyüklerinden onların ellerini tutup en azından yurt dışındaki temaslarda yanında bir destek görmek istiyorlar. Fırsat verilmesi lazım. Evet. Ben hep şeyi söylüyorum, babamın çocukluk ve gençlik dönemleri gerçekten çok zor şartlarda geçti. Tabii savaşın getirdikleri vardı vesaire. Hep güçlü olmayı kendine görev biçti. Devletinin kendisine verdiği görevlerde hep güçlü ve dik durdu. Ve bir çocuk yanı hep kaldı ama. Şimdi ben oğluma bakıyorum. Babam derdi hep, işte soylardan geçiyor ya, genlerden geçiyor. Evet. Adı sahibine benziyor. Oğlum da yılmıyor. O da babam gibi bir takım olumsuzluklar yaşadığı zaman o da babam gibi daha çok güçleniyor ve daha çok uğraş veriyor. Onun için kendimi oğlumda yaşadığım için birçok gencin de böyle olduğuna inanıyorum. Yeter ki biz gençlere hem aile olarak, hem ülke olarak, hem devlet olarak destek verelim. Bunu yaparsak ülkemiz çok daha önemli noktalara gelecektir. Onlara şans vermeliyiz. Evet, bunu konu gerçekten çok önemli. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz ama ben isterim ki birazcık bu eserlerinde nelere değinmiş hocamız, bu kitaplarıyla ilgili birazcık daha bizi izleyen, belki hani hep deriz bir araştırma yapılırken bunun etrafında insanlar neyi nerede bulacağını, işte bir konuyu araştırırken ha böyle bir kaynak var aslında, bu evet. konuda bir araştırma yapılmış, şuradan yararlanabilecek. Bu noktalar çok önemli. Babamın inanın bana sayamayacağım kadar konuda, Kıbrıs'la ilgili özellikle, yurt dışını saymıyorum hiç. Ama Kıbrıs'la ilgili her türlü araştırması var. O Kıbrıs Gazetesi'nde de köşe yazarlığı yapmıştı. Aslında bunları da irdeledi. Bunu da buradan araştırma yapmak isteyenler de gazetenin baktıklarında 2017'den önceki tarihlerde illaki bunları bulacaklar diye düşünüyorum. Kesinlikle ben şunu söyleyeyim. Babam hep acelesi olan bir insandı. Sürekli özellikle korkusu vardı kaynaklarını yetiştiremeyecek diye ve 58 yaşından sonra kitaplarını gün yüzüne çıkarmaya başladığında inanılmaz bir çalışmayla bunları ortaya çıkardı ve 41 küsur kitabı var. Kıbrıs tarihi, Kıbrıs araştırmasını, Kıbrıs edebiyatı, kültür adamları, işte Aşık Kenziler gibi. Bunun yanında Kıbrıs eski basınından diye 27 yıl Kıbrıs gazetesinde eski basın köşesi yayınladı. Ve 300'e yakın makalesi var. Bunları birçok yerde elde edebilirler. Kitaplarının büyük bir çoğunluğu tükenmiş durumda. Dediğim gibi bildirilerini, gittiği bildirilerden bulabildikleri gibi iki bildiri kitabından, makale kitabından elde edebilirler, kaynaklarına ulaşabilirler. Benden kaynaklarına ulaşabilirler ve yayınlayacağımız eserlerinden bu kaynaklara illaki ulaşacaklardır. Evet, vakfın inşallah en kısa sürede vakfın kurulmasını diliyoruz ki bu konuda bizler de araştırmalarımızda bunlardan kaynaklardan yararlanmak isteriz. Ben konumuzun sonunda şunu da belirtmek isterim. Babam o kadar disiplinliydi ve kendini o kadar çok hazırlardı ki bir kere hata kabul edilmez, her şey disiplinli olacak ve öncelikliydi. Çünkü daha yetiştirecek, çok bitirecek çok işi vardı. Yurt dışına giderken biraz önce de bahsettim. Aylar öncesinden hazırlanır, bavulunu koyar, götüreceği kitaplarını yerleştirir, hazırlıklarını bitirir ve oturur beklerdi. Ve maalesef bu dünyaya veda edeceği zaman da hazırlandı. Kendini artık dönüşü olmayan o yolculuğa hazırlamaya başlamıştır. Ta Şubat ayında. Şubat ayında doktorlarının ikazıyla ben üniversiteye ders vermesini, durdurmasını istediğim zaman Kıbrıs gazetesinde çıkacak olan köşesinin son yazısını, veda başlıklı, veda zamanı yazısını yazdı, bıraktı ve o yazı 19 Haziran 2017 yılında en son yazısı olarak yazıldı.
İki defa bu süreçte seminer vermeye gitti, geldi. Mayıs ayına geldiği zaman artık kalemi, kağıdı, kitabı bıraktı. Ben de deli gibi onu hayata döndürmeye çalıştım. Bir gün beni çağırdı hastane odasında. Bir defter ve bir kalem istedi. Küçük bir defter ve kalem istedi. İnanılmaz mutlu oldum. Tamam dedim. Annemin vefatından sonra 10-11 ay uğraştım, hayata döndürdüm. Kitaplarıyla hayata döndü. Şimdi yine hayata dönecek. Yok, bu defa yanılmışım. Yazdığı yazı Mayıs ayında mezar taşına yazılacak yazıydı. Ve inanın bana, bugün mezar taşında o yazı yazıyor ve belki de bir ilktir. Kendi mezar taşını. Kendisi hazırladı yazısını. Baba ne yapıyorsun diye sorduğumda, kızım bu bir tarih düşürmedir demişti. Edebiyatta bir tarih düşürme var, ben onun açıklamasını yapamam. Türkologlar bunu çok iyi bilir. Ve şöyle bir yazı yazmıştı. Mabeyinde Hasan Tahsin Paşa katiplerinden Battal Ağa Hasan Fedai Efendi torunu Ahmet Harit Fedai 12-10-1930 nokta nokta. Eşinin beklentisine daha fazla dayanamayıp engin ufuklara yelken açmıştır. Nur içinde uyusun. Mayıs ayının sonlarına doğru bana bu yazıyı verdi ve kendini artık yeni yolculuğuna hazırladı. Eylül ayında da abimin kızının düğünü olacak. Hastanede odasında beni çağırdı. Kızım dedi, beni temsilen o düğüne git, Amerika'ya gitmemiz gerekir. Ertelemesinler. Dedim baba seni nasıl bırakırım? Yani şey demem. Bana dedi burada doktorlar çok iyi bakıyor. Bir hafta kızım dedi. Bir hafta git gel. Tamam dedim. Gitmeme iki gün kala beni çağırdı. Kızım dedi artık zamanım geldi. Gitme. Ben senin yanında bu hayata veda etmek istiyorum. Ve gerçekten gitmedim. Onu bırakmadım. O olaydan yaklaşık bir ay sonra da hayata gözlerini kapattı. Hissetti demek ki ve hazırlanarak gitti. Evet. O kendini yola hazırlamıştı. Ve bana hep şunu söylerdi. Anneni çok özledim kızım. Evet. Onu dediğimiz gibi 4. ölüm yılında burada anmak bizim için gerçekten kurum olarak da bir onur. Son bir dakikamız kaldı. Hatta bitti aslında. Nasıl kapatırız babanıza? Duygularınızı nasıl ifade edersiniz son Şunu olarak? Şunu söyleyeyim. Onun kızı olmaktan hep gurur duydum. Ve bu gururum her geçen gün artıyor. İyi ki diyorum. İyi ki onun kızı oldum. Ve her daim saygıyla anıyorum. Önünde saygıyla eğiliyorum. Ve bana onun çok sevdiği bu kurumda bu fırsatı, onu anma fırsatı verdiği için sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz bizimle paylaştığınız için duygularınızı. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Evet sayın izleyiciler, bugün de editörün gündemine veda ediyoruz. Yarın saat 14'te yeniden karşınızda olacağız. Ama hemen programı kapatmadan ifade edelim. Biliyorsunuz Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeni Doğuş Partisi hükümeti istifasını sundu bugün. Başbakan Ersan Saner Cumhurbaşkanı'na. Bununla ilgili de saat 14.30'da Cumhuriyet Meclisi'nde Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi toplantı halinde, bu toplantının ardından da Başbakan Ersan Saner bir açıklama yapacağını ifade etti. Cumhuriyet Meclisi'nde olacak bu açıklama. İlerleyen bültenlerimizde bu toplantının sonucuyla ilgili açıklamaları da sizlere aktaracağız. Yarın saat 14'te yeniden karşınızda olmak üzere. İyi bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.